Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. Eskiden merhumun arkasından bir çift pabuç koyulurdu. Şimdikilerde nerede o anlayış? Ah, ah. Feride! Feride! Feridecim! Çocuklar! Yardım edin! Aa, yıkıldı! Aa, ay, ah, ay, ay, ay! Dur, geliyorum! Ah, ah Feridecim! Ah, ah, ah! İyisin değil mi, ha? Çok İyi misin? Ha? Ay, çok fenayım ben. Ha? Ölüyordum ya senin yüzünden. Kıyamam, kıyamam. Kıyamam. Ah, sen ne yaptın böyle, sen ne yaptın? Ah, ölüyorum ben, bilmiyorsun. Ah, sen bilmiyorsun. Dün gece senin için neler yazdılar, öldürdüler. Senin için öldürdüler. Ah, Feridem. Ah. Döküyorum, kurban döküyorum oğlum. Ver, ver, ver. Oh, oh Eman. Ah, canım senin benim. O kız var ya, ha. Senin o yardımcın olacak kız. Kız bana gece kaybettik uykusunda dedi. Ay, ay Feridecim. Ya. Bak şimdi aslında ben sana... Ya bu kız eğer bu kadar kafaya taktıysa bir şeyler var demek ki bu işin ucunda. Öyle ölüm haberi verdiğine göre Allah saklasın. Canım benim ya. Çağır o kızı. Çağır o kızı bana. Ben onun canını okuyacağım. Bak sinirlenme, biraz sakin ol Feridecim. Bak tansiyonun fırlayacak. Yahu fırlayacak kadar fırladı zaten. Eğer en az 19 değilse tansiyonum, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Derhal bir tebligat çekeceğim. Yok öyle dava, bu iş o kadar ucuz değil. Ya sana bana bir şeyler oluverseydi, ya kalbim zeyni verseydi ne olacaktı? Olacak şey midir bu yani? Senin bir şeyden haberin yok ki güzelim. Sen internete bakmazsın, sen hiçbir şeyle ilgilenmezsin. Ya ben o kıza bir telefon açmasaydım ne olacaktı? Hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kaynak kimdir bilmeyecektik. Düşünsene. Şimdi bak Perideciğim, canım ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ayol neye kızayım ben sana canım? Ay. Bilgeciğim senin bir şeyden haberin yok yavrum. Var vallahi. Heh. Bu yazıyı ben yazdım. Nasıl? Bilgeçen öldü. Ben kendim yazdım. Kokla. Ay, yani biliyor musun? 5 senedir bana hiçbir teklif gelmedi. Yani sen de hatırlarsın. Biz bir günde 2 sete giderdik. Ben 2 haftada 3 filmde oynadığımı bilirim. Ya. O zamanlar öyleydi bir tanem. Bilgeciğim o güzelim günler geçti gitti. Yani eskiden emek emek, ilmek ilmek çalışılırdı. Bugün öyle değil ki. Ellerinde her türlü olanak var. Her şey onlara seferber edilmiş durumda. Hala mutsuzlar, hala mutsuzlar. Yani 3 bölüm dizi çeken kendini star zannediyor. Biz öyle hiç stardı, şöhretti. Hiç öyle dolaşmadık, hiç öyle şeyler yapmadık. Millet önümüzde kuyruk olurdu imzalı fotoğrafımızı almak için. Ha, bizim yüzümüz kızarırdı. Yani onları geri çevirmeyelim, kırmayalım diye neler neler yapardık. Bir geçmişte işte o günler geçti gitti. O güzelim insanlar da göçtü. Biz de böyle. Aynen öyle. Biz bize kaldık. Ama bak şimdi, bir de bunun iyi tarafından bakalım. Değil mi? Şimdi ben bu yazıyı yazmasaydım... ...bu teklif bana gelmeyecekti, öyle değil mi? Hangi teklif? Sen kendin söylemişsin ya... ...Burçin'le ikimiz oynayacağız diye filmde. Ben de zaten yeni izledim videoyu. Burçin'le ben, öyle değil mi? Şimdi o tekli... Öyle tabii. Öyle söyledim.
Tabii. Söyledim, benim de aklıma ne geldi. Şimdi diyorum ki madem ben Burçin'le filmde oynayacağım. Burçin de biliyorsun bu festivalde sonucu. Biz böyle Burçin, ben birlikte çıkalım sahneye el ele. Hı? Nasıl? O zamana kadar hiçbir açıklama yapmayalım. Tamam. Ben Burçin'le beraber sahneye çıkayım. O da böyle işte unutulmuş değerlerimiz falan diye böyle konuşmasını yapsın. Ben burada kenarda böyle unutulan değerlerden durayım. Ya olur mu öyle şey? Olur. Çok da güzel olur. Olmaz. Sen bunu kafandan çıkartıyorsun. Böyle bir şey olmayacak. Biz seninle galaya gideceğiz. Öncesinde de ölüm haberini yalanlayacağız. Tamam. Haberi yalanlayalım. Ama ben Burçin'le sahneye el ele böyle. Olmaz dedim sana. Aklından çıkar. Tamam. Sen nasıl istersen. Ay, bu da beni mi kıskanıyor nedir? Oh. Ay, öyle dedin öyle olsun. Tamam. İyi akşamlar canım. Bir gece. Gel. Ay heyecanlandım ya. Gelsin için birkaç cümle alabilir miyiz sizden? Vallahi biz heyecanlıyız inşallah. Güzel cümleler izleyeceğiz. İlişkiniz nasıl gidiyor? Hoş teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. İyi eğlenceler dilerim. Buraya bakalım. Şimdi ne getiriyor? Merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, merhaba. Merhaba. O eski güzel günleri ta Yeşilçam Sokağı'ndan başlayarak konuşacağız. Tabii şey de var. Hani sektör nasıldı o zamanlarda? Hani ne gibi imkansızlıklarla bir şeyler yerine getiriliyordu? O devasa filmler nasıl çıkıyordu ortaya? Yani şimdi Burçin'le birlikte sahneye çıkmıyoruz değil mi? Konuştuk ya bunu Bilge. Aa, yapma Allah aşkına, çıkmayacaksın. Belki fikrini değiştirmişsindir diye sordum. Hayır efendim, değiştirmedim fikrimi. Bak bu gece olmaz diyorum sana. Sen belgesel için ne diyorsun onu söyle. Harika. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Tek tek anlatacağım her şeyi. Sonra da Burçin'le seni yan yana getirir. Senin çok büyük bir hayranınmış. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Merhaba Feride. Ne kadar şık. O senin şıklığın. Harikasın. Ya sen bana hep bunu yapıyorsun, hep böyle gönlümü alıyorsun. Ama sen de hep şıksın Feride. Canım benim. Bilge. Bir aman Bilge. Of Bilge ya, of Bilge ya. Aman, aman, aman. Bilge Hanım iyi akşamlar, geçmiş olsun. Bugün hakkınıza çıkan haberlere çok üzüldük. Çok teşekkür ederim. Yani bu tür haberleri kim yazıyor bilmiyorum. Her hafta birini öldürüyorlar. Ayrıca benim gündemde kalmam için böyle bir habere ihtiyaç var mı? Yok. Yeni bir projeniz de varmış üstelik. Var tabii. Burçin Terzioğlu ile yeni bir filme başlıyorum. Yani her şey yolunda. Ha bir de belgeselimiz var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Bilge, Bilge sen benim yüreğime mi indireceksin? Yok.
Selim, ben seni sahneye fırladın zannettim. Aklım çıktı. Yok artık, o kadar da değil canım. Yani tuvalete gitmiştim. Arkadaşlar önümü kestiler. Hani bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben de her şey yolunda, hani korkacak bir şey yok dedim. Ben de Burçin'le yeni bir filme başladığımızı kendilerine söyledim. Hadi. Sen gel biz yerimize geçelim. Burçin çıktı mı şimdi sahneye? Yok canım.